Herkese yeniden merhabalar. Çok özel sosuyla ve malzemeleriyle şahane bir salata tarifiyle geldim. Keyifle yaptım, tükettim. Bu tarifi sizinle de paylaşmak istedim. Ben çok beğeniyorum. Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Şöyle tarife geçiyorum. 1,5 litre suyu ocağa aldım. Kaynamaya başlayınca bir tatlı kaşığı tuzu ekledim ve 250 gram makarnayı ekledim. Makarnanın çeşidi size kalmış. Hangisini tercih ederseniz onu kullanabilirsiniz. Ben burguyu kullandım. Ve makarnalarımız kaynamaya başlayınca toplamda 5 dakika kaynatmamız yeterli. Çok ezmeyeceğiz. Çok haşlayınca çok hamurlaşır. 5 dakika kaynadıktan sonra makarnamı kevgir yardımıyla iyice süzüyorum ve bir kaba aktarıyorum. Soğuk su veya sudan geçirmiyorum. Direkt kabıma aktarıyorum. Makarnamı hepsini bu şekilde süzdükten sonra bir yemek kaşığı dolusu zeytinyağını ekliyorum ve güzel karıştırıyorum zeytinyağı makarnanın birbirine yapışmamasını sağlıyor çünkü bir sudan geçirmedik bu sıcağıyla buharıyla birbirine yapışmaması için bir yemek kaşığı zeytinyağı ekledim karıştırdım ve soğumaya bırakıyorum makarnayı bir kenara aldıktan sonra malzemelere geçiyoruz bir adet yeşil elma kullanacağım. Bir adet kapya biberi, 3 adet küçük e, salatalık kullanacağım, 4 adet küçük yeşil biber kullanacağım ve bir tane e, orta boy kuru soğan ve limon kullanacağız arkadaşlar. Önce elmamı soymakla ve doğramakla başlıyorum. Elmayı soyduktan sonra elma kolay bir şekilde nasıl dilimlenir onu göstereyim arkadaşlar. Ben ortasını kesmeden önce kenarlardan bu şekilde görüntüde gördüğünüz gibi bu şekilde dilimliyorum. Çok daha kolay oluyor. Ortasını bu şekilde çıkarıyorum. O orta kısımlarını da atmıyorum. O kaynatıyorum. içine atıyorum o limonu, elmayı, ıhlamuru, tarçını hepsini karıştırıyorum. Ziyan etmiyorum ve onları içiyoruz. Gribe karşı da faydalı oluyor hem de sıfır atık olmuş oluyor. Ziyan etmemiş oluyoruz. Elmalarımızı dilimledikten sonra Küp küp doğruyorum. Ve limonu önce biraz bastırıyorum. İçi iyice yumuşasın. Limon e, suyunu iyice salsın diye sıkması kolay olsun. Çekirdeklerini ayırdıktan sonra yarım limonun suyunu elmaların üzerine döküyorum. Limon elmaların üzerine iyice sıktıktan sonra karıştırıyorum. Elmayı kenara alıyorum ve diğer malzemelerimizi doğruyorum elmalar limon sıktığımız için hem kararmayacaktır hem o elmanın kendisi de ekşi limon da ekşiliğini veriyor çok güzel bir lezzet ortaya çıkıyor soğanları da küp doğruyorum Sebzeleri doğrarken mutlaka iç kısmından doğrayın. Böyle gördüğünüz gibi kapya biberin iç kısmından doğru. Çünkü tersine doğradığınız zaman yani dış kabuğunda bastırıp doğradığınız zaman ezilmeler oluyor ve zor doğranıyor. Mutlaka böyle iç kısmından doğru doğrarsanız hem ezilmez sebzeler hem de kolay doğranır. Salatalıkları da aynı şekilde küp küp doğradıktan sonra sosunu hazırlamaya geçiyorum. Sebzelerimi bir kenara aldım. Kasemi de aldım şimdi. Sosunu hazırlıyorum 1 yemek kaşığı dolusu kadar Hardal kullanıyorum Bir yemek kaşığı dolusu mayonez kullanıyorum 1 yemek kaşığı dolusu zeytinyağı Tekrar e ekledim Ve 1 yemek kaşığı dolusu ketçap ekledim 1 yemek kaşığı da Soya sosu ekledikten sonra Kalan limonun bütün suyunu e Sosuma sıkıyorum çok farklı, çok güzel bir lezzet. Bu arada karabiber ekleyin, pul biberi ekleyin arkadaşlar. Ben video çekerken unuttum ama siz mutlaka ekleyin. Çok yakışıyor karabiber. Ekstradan tuz eklemenize gerek yok. Soya sosu eklediğimiz için tuz eklemiyoruz. Ama size az tuzlu gelirse damak tadınıza göre tuz ekleyebilirsiniz. Makarnanın suyuna da tuz koymuştuk. Sosuna da soya sosu eklediğimiz için gerek kalmadı ekstradan tuz eklemeye. Şimdi sosu iyice hazırladıktan sonra iyice çırptıktan sonra makarnayı ekledim. İyice karıştırıyorum birbirine özleşsin. Sonra diğer malzemelerimi ekliyorum. Gerçekten tadı da çok güzel, nefis bir tat oluyor. Makarna salatalarından en çok beğendiğim tarif budur. En çok bunu tüketiriz. Neredeyse haftada bir bunu yaparım hem sağlıklı hem besleyici güzel bir tarif bütün doğradığım sebzeleri de ekledim ve güzel karıştırıyorum malzemeleri istediğiniz gibi çoğaltıp azaltabilirsiniz mesela elmayı ikiye çıkarabilirsiniz elma çok yakışıyor bütün malzemelerimi birbirine karıştırdıktan sonra en son e, ton balığını ekliyorum. 160 gramlık 2 adet ton balığı kullandım. Hem öğrenciler için hem çocuklar için hem de büyükler için gerçekten çok vitaminli besleyici bir salata oldu. Mutlaka tavsiye ediyorum. Çocuklarınıza bol bol balık da yedirmiş oluyoruz. Sebze de yedirmiş oluyoruz. Çok sağlıklı ve besleyici oldu. Hepinize tavsiye ederim. Ton balıklarını çok fazla ezmeden karıştırıyoruz ki çünkü onlar zaten pişmiş olduğu için çok eziliyorlar. Çok ezmeden e, tabağımıza aktarıyoruz. Servis tabağımıza hangi tabakta servis ederseniz ona aktarabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açarsanız bütün videolarıma destek olursanız çok çok sevinirim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorumlarda kendinizi belli ederseniz çok sevinirim. Yorumlarınız benim için çok değerlidir. Bir emoji dahi bırakırsanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.